Sevgili kıymetli seyirciler, şu anda Erzurum ilinin Narman kazasının Sami Kale köyünün Ablaktaşı mevki önündeyiz. Biliyorsunuz bir tarihe damgasını vurmuş. Buradan Orta Doğu'ya, efendim Doğu Türk illerine veya da Anadolu'nun her yöresine ayna tutmuş bir gönül dostunun ilk aşık olduğu yerin önündeyiz. Yani Ablaktaşı önündeyiz. Yanımızda Hüseyin Sümmanoğlu var. Herkes merak eder. Yani bu Sümmanı 11 yaşında bir çocukken acaba ne gibi bir evreden geçmiş de kendisini edebiyat tarihine kaydettirebilmiş. Böyle insanlarımız çok az, nadir. Hüseyin Sümmanoğlu'na soralım. Hüseyin abi, bu Ablaktaşı mana itibariyle ne ihtiva ediyor? Şimdi Ablaktaşı yöresel olarak konuşulur. Yuvarlak bir taş oluşu, bir de sarımtırak. Yani sarıya yakın renk olarak öyle. Diğeri de böyle bazı ablak çehreli insan değildir bizde. O böyle yuvarlak çehreli, efendime söyleyeyim, sarımtırak insan değildir. Yani yuvarlak çehreli sarımtırak. Bu taşa da baktığımız zaman böyle sanki bir şemsiye gibi, efendime söyleyeyim, öylece oturtulmuş, monte edilmiş Allah tarafından. Onun için Ablaktaş diyoruz. Evet. Şimdi Hüseyin Sümmanoğlu'na tekrar soruyoruz. Bu şu arka kısmımızda olan çeşme daha önceden buralarda bir yerden mi akıyormuş? Yani Sümmani dedenin ilk uyuduğu yer buralardan bir yer midir? Efendim, bilindiğim gibi ben tekrar ediyorum. Sümmani basını köye göndermişti. Daha sonra yalnız başına kalmıştı. İşte şurada şehitler mezarı olarak bilinen, sanılan ya da onun etrafında 11 yaşındaki çocuk kendi kucağıyla şuralardan taş toplayıp duvar örmeye başlamıştı. Daha sonra babasından öğrendiği neydi? Başta 7 yaşında namaz kılmasını da öğrenmişti. Abdest almıştı. Güneşi takip ediyordu. Çünkü onun babasının yanında bir saat yoktu. Bir taşı nişan etmişti. Gölge güneş aldığı zaman, gölgeyi güneş aldığı zaman öğlen namazı olmuştu. Diyerek namaz kılarken o küçük Hüseyin de, 11 yaşındaki Hüseyin de onu yansılıyordu sanki. Onu takip ediyordu. Abdest alıp günün zavallına bakarken uyuyakalmıştı. O ya o yorgunluk, ya da başka bir alem orada başlamıştı. İşte asıl tabii ki bu söğütler sonradan kurulan bir şey. İşte orada şehit mezarı gözüküyor. Onun önünden çıkıyordu. Daha sonra biz aldık, şuraya kadar götürdük. Bir kümbetten akıttık. Narman yani olarak Hüseyin kaldım. Abi, Sümani de burada bir uykuya dalıyor. Yani evet. 18 saat gibi bir zaman i̇şte. Şiirinde de belirttiği gibi. Onu sizden dinleyeceğiz biraz sonra. Evet. Bu her ne oluyorsa yani bu taşın önündeki bu şehit mezarının bir su başında oluyor. Evet. İşte gökyüzünde kuşların pervaz ettiği söyleniyor. İşte o esnada uykuya daldığı söyleniyor. Kadir Mevlam rahmet eylesin diyoruz Sümani dede ama şu ilk aşık olup da söylediği uyandım uykudan evet. Oldum perişan. Şimdi aslında uykudan da değil, o biz bir yerde onu sanki uykuya dalmış gibi. Fakat insanların gözünü bir gaflet bürümüştür. O diyor ki uyandım gafletten oldum perişan. Bir nur doğdu, alem oldu ürüşan. Selam verdi geldi 3-5 dervişan. Lisanları bir hoş sedasın tek tek. Lisanları bir hoş eyler avazi. Onlar da mevcuttur ilmin elfazi. Dediler cehdedin kılak namazı. Aldılar abdestin edasın tek tek. İşte o sudan almış oluyorlar. Şuradaki sudan. Evet. Aldılar abdestin uyandım habdan yani uykudan. Astımız yapılmış haki turaptan. 3 harf okuttular yeşil yapraktan. Okudum harfinin noktası tek tek. Okudum harfini zihnim bulandı. Yarelerim göz göz olup sulandı. Baktım çar etrafa
kadeh dolandı, nuş ettim Kürtlerin badesini tek tek. Çünkü onu böyle daire şeklinde kendileri oturup ortaya almışlardı. Ona bir şerbet ikram etmişlerdi. İlahi bir şerbet ikram etmişlerdi. Nuş ettim badesini, gördüm rengini. Tam 18 saat sürdüm zengini. Yeryüzünde saydım 3-5 bengini. Halkalın altında hırdasın tek tek. Ona maşuk olarak gösterdikleri birisi vardı ya, onu da getirip karşısına dikmişlerdi. Dediler, Sümmani gel etme meram. Adamı çürütür derdile verem. Senin için kavuşmak dünyada haram. Ya da ben için kavuşmak dünyada haram. Kalem böyle çalmış budasın tek tek. Ceddine rahmet diyoruz. Geçmişlerine rahmet. Efendim, hatta Sümmani dede işte ervahi ezelde taksim babında herkese bir türlü ihsan ederler. Kimileri gezer hayal kabında, kimini taktına sultan ederler. Evet. Kadir Mevlam lütfettikten sonra Ablaktaş'ın önünde de olur, başka bir yerde de olur ama Sümmani dedenin anısı buradadır. Biz de bunu kısmet olursa batıya doğru götürür, oradaki gönül dostlarıyla paylaşırız diye buraya kadar geldik. İnşallah. Mevki olarak, yer olarak gerçekten çok güzel. Yani Narman'a gelen her Erzurumlunun buraya gelip de Sümmani dedenin nasıl aşık olduğunu veyahut da buradan ne evreden geçtiğini bilmesini arzu ederiz. Sazını al hele bakayım. Peki. Çok kıymetli dostlar, biliyorsunuz benden bazı soruları soran birisini de ben size tarif edeyim. Bu halk ozanımız ki Oltun'un eski ismiyle diyelim, çünkü Kes köyünden olup Bursa'da ikamet etmektedir. Cemal Divani diye tanıdığımız bir genç dostumuz sazıyla beraber gelmişken burayı da ziyaret etmeyi ihmal etmemiş. Allah razı olsun ona. Bütün geçmişlerimize, buradaki dostlarımıza, bütün insanlara Allah razı olsun diyorum. Sümmani unutulmaz ama bu aniden unutulmayacaktır inşallah. Evet. Evet. Yağmurda ben başladı. Ben başlatıyorum. Evet, yalnız başlatın. Hadi. Tabii bir soruyoruz ya. Evet, başlatın. Soru sorma hakkı bize. Tamam. Olsun. Sümman dede aşka ispat, üçler şahit tutmuş. Kırklarına sohbet edip beşler şahit tutmuş. Yedilerle haber salmış sevdiğinin eline. Üstelik Sami Kale'de taşlar iş ispat tutmuş, tutmuş. Ah tutmuş, tutmuş. Tutmuş, ağlayarak yaşları şahit tutmuş. Bazıları böyle söyler, düşleri şahit tutmuş, aman aman.
geçmiş gitmiş bu alemde. Ayağının izi var. Yarenleri, hopları, eşleri şahit tutmuş. Aman aman. Hele gelmiş gitmiş bu yerlerde ayağının izi var. Yarenleri, hopları, eşleri şahit tutmuş. Aman aman. Aman aman. Ah efendim. Vakit gelmiş, vasıl olmuş. Vakti gece yar yar. Çiçeklerde macun sunmuş, kovandaki kar yar. Buralarda haber salmış sevdiği gül feryat. Üstelik de gökyüzünde kuşları şahit tutmuş, tutmuş. Ah tutmuş, tutmuş. Tutmuş, tutmuş. Nece yıllar kervan çekmiş sevdanın çarşısına. Kendisini kaptırmamış bu dünyanın süsüne. Aman aman. İşte bu dem Gülperi Han yanaşmış karşısına. Aman aman. Hatır yapıp gönül bilip hoşları karşı tutmuş. Aman. Gelen işte bu dem Gülperi Han yanaşmış karşısına. Hele hatır yapıp gönül bilip hoşları karşı tutmuş. Aman. Aman aman. Ah efendim. Divani şöyle gel hatırla bugünü. Ruzi mahşer günü olur o dostların düğünü. Ezilmiş fani alemde nasıl hissettiğini. Ağzımdan döküldü demiş, dişleri şahit tutmuş, tutmuş. Ah tutmuş, tutmuş. Tutmuş, tutmuş. Sümban oğlu ortak olmuş ecdadının yasına. Bilmem himmet edecek mi cevherler varisine. Aman aman. Burada
safa girmiş insanların hasına, Mevlasına boyun eğen başları şahit tutmuş aman. Aman aman aman, yandım aman. Efendim, sanki hava da muhalefet ediyor. Kadir Mevlam yukarıdan rahmetini saçıyor cümlesinin üstüne saçtığı gibi bizlerin de üzerine saçıyor. Narman'dan buraya kadar bizimle iştirak edip gelen gönül dostlarından Muammer derdi yok. Allah'a şükür ki derdi yok. Cafer Çavuş, Zeki Çakıl. Çakal. Çakal. Tek Çakıl yazmışlar ya. Efendim. Tek de evet. Müdür, müdürümüz sağ olsun buraya kadar geldi. Cafer Akyol, Müzaffer Akyol, Ahmet Bektaş, Nevzat değil mi? Nevzat Acar. Nevzat Acar, bir de bir kişi daha var. Ömer Keleş. Ömer Keleş. Evet. Ömer bu Keleş. Gönül dostlarına da biz... Kameraman. Kameraman kardeşimiz de... Temel Savaş. Temel Savaş. Onu da burada gönül dostlarının arasında görmekten mutluluk duyuyoruz. Sazlarımız da ıslanıyor ama ne yapalım. Şimdi buradan kısmet olursa... Samıkale'ye ineceğiz. Sümmane dedenin mezarını ziyaret edeceğiz. Oradan bir Samıkale'den de görüntü aldıktan sonra memlekete doğru yol alacağız. Peki. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Buraya kadar zahmet buyurdunuz. Buraya gelen dostların tümü. Ben sizin buraya kadar çekmiş olduğunuz zahmetlerin karşılığını ödeyecek kimse değilim. Ödeyemem de. Onun karşılığını da sizi bizi kainat yaradan Cenab-ı Allah versin. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Size sağ olun. Azizur Rahim nezunzira kavmen ma nezira bazmı femuafilun. Lekad hakkal kavr ala ekserim femlâsmilun. İnna ce'alna fî e'nâzihim aglâlen fehye ilel ezgân fehum mugmahûn. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فما أنزل الرحمن قالوا دائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا قل ابن الرحمن بجر لا تمني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي أجعل ذلك ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها ولا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط إنك أنت السميع العليم واتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بحلة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يا إله العالمين okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Vasıl olan ezir ve sevabı evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye edilsen kabul eyle ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem ahiri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunlar arasında her ne kadar peygamber gelip geçmişse onları ruhlarına hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin şu Yasin-i Şerif'in okunmasına vesile olan aramızdan ayrılıp ahirete irtikal eden Sümmeni dedenin ruhuna edilesin kabul eyle ya Rabbi. Makamını pürür eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin özellikle yerler altında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş ve ruhuna bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan gariplerin ruhlarına hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Uzaktan ve yakından teşrif edip ve bu Yasin-i Şerife amin diyen din kardeşlerimizle geçmişler ruhlarına edilsen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin vatanı, milleti, bayrağı uğruna şehit düşen Mehmetçiklerin ruhlarına hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin sen dualarımızı Ravza-i Mudahara'da yapılan ve kabul olan duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hurmeti nebiyle min daha ve yasin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Açsana. Hüseyin abi olasın. Hüseyin mezarı nerede? O babası. Bahri çalışıyor. O diğer taraf. Bu Sabit amca. Bu şey kim? Şu Rıza. Bu da Hüsret'in abisi vardı. Öyle mi? O da o. Yani da, şimdi o şeyleri niye bu yakına koymamışlar mesela Bahri çalışıyor? Valla Bahri Çavuş neyi ölüyorsun? Oğlum ya. Amcam duruyordu. Orada annesini oraya koymuşlar. Annesinin yanına koymuşlar. Burada kızı. Müslüman dedenin kızı. Kızı. Burada Sabit amcamın şeyi. Bunun ne oldu? Çavuş. Benim babası. Garip dede çok iyi bir aşıklık varmış yani. Çok güzel şeyler oldu bu şeyler. Burasının bir yönetim benim oldu. Şurada da şey yapılmadı. O ki bir yolcu gidermiş, birisi de orada işte arabasına bir şeyler hazırlamış. Selamun aleyküm demiş. Yol soracak yolcu onunla. Sami kesiyoruz demiş. Sami kesiyorum. Selam veriyor o sami kesiyorum. İşte filan yere yol nereden gider? Valla dede küzede olur. Tosuna'da olur evet. Burada gelenek oluyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ben ne söylüyorum? Siz ne anlıyorsunuz? Bana anlardıkça bize kesmiştir. Bir de onun gelin Meri varmış. Bir zamanında onlardan ayrı. İşte yemeğini, kahvaltısını buraya getirirlermiş, koyarlarmış. İki defa, üç defa kapıya girip çıkmamış sofraya oturmazmış. Kimse geliyor mu diye? Geliyor mu? Ya kimseyi bulacak mı? Yalnız oturmak istemezmiş. Hiç kimseyi bulamazsa
sokakta bulunan çocukları el ele tutturulmuş. Getirmiş sofranın etrafına. İşte o zaman mendilini çıkarmış. Ağzını siler, kimisinin burnunu siler, affedersin. İşte bu şekilde hem onlarla şakalaşırmış hem de onlara işte beraber onların yani hiç yaşan olmadığı zaman onlarla şüneni getirmiş yani sofrasından öyle. Kızlığı da öyle. Gelin işte eşimi dostumla bu küçücük bir oğla belki onun için geniş bir şey olabilir. 43 sene. Bu yere girmiş, çıkmış. Belki bir iki sene girip çıkmadı. Yani bura deform oldu mu yani? Bozuldu, evet. Sonradan mı yaptın? Ben tabii. Üstünü yaptınız. Üstünü, duvarlarını yaptım. Tek avuçta bir köşede bir büyük taş vardı. Yani kocaman böyle bir taş koyulmuş oraya. Elim gitmedi onu. Aşağı, değil mi? O da baktım aşağıdan. İsterse bu binayı kısın. Ben de zannetmeyeceğim. Oraya başladık. Allah rahmet etsin. Bütün ecdadım mesela. Dedim Bibi, dedemin odasını işte şey yapıyorum, tezeledim ama duvarlar artık yıkılmaya maruz kalmış. Toprağına yapılmış. Fakat babanın temel taşını canlatmadım dedim. Şimdi bana nasıl dua ediyor? Oğul seni işte ömrüne doyasın. Her şeyini bilen Allah'tır ne var. Evet. Allah hiçbir zaman için, hiçbir yerde dostsuz, komşusuz, arkadaşsız, akrabasız kimseyi çaresiz etmesin. Memleketsiz. Memleketi, milleti. Cenab-ı Allah memleketimize huzur versin. Memleketimize, milletimize zaval erdirmesin. Amin. Hakkımızda hile kuranların, düşmanlık düşünenlerin hilelerini kendi başına yıksın. Ne yapalım? Dilin zekatı hayır söylemektir. Hiçbir şeyimiz olmasa bile içimizdeki olan bu, gönlümüzde, efendim, düşüncemizden çıkan bu olmalıdır. Müslümanın Müslümana duası müşterektir. Ve bazı şeylerin ilacı da duadır. Bir zaman Ya Rab, Mağrib'le Meşrik arasındaki olan bütün mümin ve müminat için dua ediyoruz. Eğer ki böyle küçüldürsek, sanki Cenab-ı Allah'ın rahmeti mi yetmez? Öyleyse hepsine. Bu da kendi için, Ahmet için, Mehmet için değil. Söyledikleri umuma şamil olan, zaten bir şair bir şey söylerken, kainatın ini, kainatı gözünün önüne almış, sanki kainata sesleniyor. O der ki, derdine yandığım ne zalim dilber, muhabbet şem'eni yak bizim yere. Bu çarkı çembere abad eyledin, bir de likabın aç, bak bizim yere. Misli daha güzelsin ezel ezeli, hasreti ahından olmuşum deli. Sevdiceğim sana gönül vereli. Düşürdün ah ile vah bizim yere. Lali lebindendir zürrü mercanın. Seni sevenleri sevmektir şanın. Sürahi kaşların tıbı mircanın. İşlesin oh gibi çak bizim yere. Güzeller şahısın şahlar kumani. Bakışın mest eder cisminde cani. Bir gören bir dahi arz eder seni. Olmaz mı burasın tak bizim yere? Sümmaniyim ahu figan gözlerim. Dertliyim derdime derman gözlerim. Rahi Selim Bab'dan ihsan gözlerim. Ne olur münasip kıl hak bizim yere. Allah rahmet etsin. Tüm ecdadımızı Cenab-ı Allah rahmet etsin. Ya şahabe. Ah,
eylediniz yeşil Bursa'dayım. Ben bu devrana sefa geldiniz, dostun elindeyim. Şarapsız dükkana sefa geldiniz, geldiniz. Hediye getireyim dostun elindeyim. Serraftız dükkana sefa geldiniz, geldi. Ah hele çoktandır bayırdı arzuma. Şefa'ya buldum. Armağandır gözlerdeki kanımız. Cevheri dükkanı hoş şefa, hoş şefa'ya buldum. Bilseniz sinemde dert katayır, katayır. İrfanlar elinde var kimler yayıtar. Sahipsiz bahçede baykuşlar üter. Sanki bir virene safa geldiniz, geldiniz. Sahip bağlansız bahçede baykuş. Ah hele insanoğlu bin yaşasaydı insandır. Gün olur ki dolduğuna pişmandır, pişmandır. Dostum bir annesi bize cinandır. Güle gülistanı hoş sefayı, hoş sefayı buluyor. Dostum ver anası bize cinayındı. Güle gülistanı hoş sefayı, hoş sefayı buluyor. Dosta kurban özüyleyim. Dost dost ziyaret naz niyaz ile.
Süman oğlu dosta kurban özine. Ziyaret ettiniz Nazlı Yazile. Heletim ah cesedi mahverde ruhi bizile. Aşık-ı Süman'a sefa geldi. Cesedi mahverde ruhi bizile. Aşık-ı Süman'a sefa geldi. Divane bu yolda yürümüş ya, ya. İşte bu gözle bakar dünyaya, dünyaya. Burada sazlaşması biz için hayal. Armanı sümmanı koy sefayı, koy sefayı bu. Burada saz açması biz için hayal. Hani sümmanı koy sefayı, koy sefayı bu. Sorarsanız baba Sümmani, ateş alıp tuttu bu yer bu hane. Silmiş gözlerinde en koca cihani. Hedefine yettik yer bu hane, bu hane. Eylenmiş kaç gündüz kalmış, hesabını tuttuğu yer bu hayne, bu hayne. Kaç gönülle dostu revan olmuş, menziline yettiği yer bu hayne, bu hayne. Hele bu hayne, bu hayne. Bu hane, bu hane. Ölüm söz aşinadır, arife dane. Bilmem ne diyeyim arifin sana. Dünyalık hayatı 54 sene. Öyle tamam olmuş bitti diye bitti yer bu hane, bu hane.
Hele dünyalık hayatı 54 sene. Sahili gün bitti yer bu hane, bu hane. Bu hane. Geçirmiş havuzlarına gününü bitirmiş kan efşarına ıssız gecelerde rüzgarına yara haber etti yer bu hane. Siz gecelerde rüzgarına dosta haber etti bir bu hane, bu hane, ah bu hane, bu hane. Dostlar orta olun gönlüm zarına, sümmani olunun gam efkarına. Aşık-ı sümmanim yar diyarına, hayal ile gittiği yer bu hane, ah bu hane, bu hane. Dadım şümmanı yar diyarına, hayal edip gittik yer bu hane, bu hane. Çağlamış kaz kez bu odada kılıf bağlamış. Senelerce bu odada ağlamış, derdi derde kattığı yer bu hane, ah bu hane. Acaba kaç gece burada ağlamış, derdi derde kattığı yer bu hane, bu hane. Zamanım var.
Hele şu ablaktaşının esrarındayım. Hakikati görenlerden birim ben. Birim ben. Birim ben. Yıkıldı yapılmaz gönül sarayım, yıkıldı yapılmaz gönül sarayım. Tamir edip erenlerden bir himmet aman aman aman. Çaresiz derdime derman arayım, şifa bulup sürenlerden bir himmet aman, aman aman. Çaresiz derdime derman arayayım, çare bulup sürenlerden bir himmet, bir himmet, bir himmet. Tevhid tokmadın nefsin başına, Mevla'yı vuranlardan bir himmet aman aman. Hele tevhid tokmadın nefsin başına, Mevla'yı vuranlardan bir himmet. Bir himmet, bir himmet. Mecnun'un hedefi gani Mevla'ya aman. Deryayken sığmış tek bir katraya, destur alıp girenlerden bir himmet. Yine deryayken sığmış tek bir katraya, destur alıp girenlerden bir himmet. Seni tutanda duranlara bir himmet aman aman. Hele ölmüşlere Mevlam rahmet eylesin, canı tende duranlardan bir himmet. Bir himmet, bir himmet. Sakrı Sümman oğlun ahına, dost odur ki gider dostun rahında. Gece sabah de kıbla yanında, verenlerden bir himmet, bir himmet.
Ah bir himmet, bir himmet. Helen ayrılık vaktidir dede torunu. Kısmet bu bir daha görmemek olur. Biz bugünden kestirmek zor yarını. Ah öyle gönül var ki girmemek olur. Ben bugünden kestiremem yarını. Öyle gönül var ki girmemek olur. Ailenin erkeleşimiz, Zeki Bey'imiz, gönül gözeyine görür inşallah. Hazim istemimiz Ahmet Bektaş'ı, dostum huzurunda durur. Ah bir barıdım bu bahçede dişlendim. Ablakta şavaktığımda işlendim. İnan ki beş yaş daha çok yaşlandım. Gidelim bu evden durmamak olur. Aktı gözyaşım biraz da yaşlandım. Gidelim bu evden durmamak olur. Cafer yeğenimi alayım ya dayı, yadigarın işte işte buradayım. Kişi ölür eser kalır dünyadayım. Asırdan asıra durur inşallah. Asırdan asıra durur inşallah. Ah hani divani gelenler hani, işte şurada meftun yatar sümmani. Gelmemiz evesiledir esani. Belki hatırını sormamak olur. Gelmemiz evesiledir esani. Belki hatırını sormamak olur. Mecid Eroğlu'muz tek bir insanım. Hafız Cefer ile Hafız yeğenim. İnşallah Muammer'de gümanim. Bir Fatiha okur verir inşallah. Sümana Fatiha verir inşallah. Ağzınıza sağlık, Ahmet geçmişlerinize. Burada mı? Evet. Ben bazen batırmamıştım.
Evet, Mustafa, emmi oğlu açtın, emmin oğlu, bizi kapıya da açtın. Sen geçsin yani, böyle sırayla, gel kapıya. Başla 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 baş
Yeah.
Öğrendim, geçmiyor.